Çam Limanı Akademi. YouTube kanalımıza ve Facebook sayfamıza lütfen abone olunuz. Videolarımız YouTube kanalımızdan doğrudan ya da bağlantı adresleri kopyalanarak paylaşılabilir. Videolarımızın indirilerek isim ve veya içerikleri değiştirilerek kullanılmaları yasaktır. Kadının özgürlüğü insanın özgürlüğüdür. Ben kendi merakım ve araştırmalarımla geliştirdim. Konuşmanın sonunda yapacağınız katkılarla bu akşamki birlikteliğimiz daha da zenginleşecektir. Şimdi sizlere kadınların özgürlük mücadelesini ve bağlantısına inandığım Lilith efsanesini anlatacağım. Sevgili dostlar, kadınlara yönelik ayrımcılık ve şiddet maalesef dünya üzerindeki ülkelerin en büyük sıkıntılarından biridir. İlk defa 1979 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi, İngilizce adıyla CEDAW, kabul edilmiştir. Bu sözleşme, kadınlara karşı ayrımcılığın varlığını kabul eder ve bu ayrımcılığı ortadan kaldırmak amacıyla şekillendirilmiştir. Buna göre, kadın haklarına yönelik ihlaller ile mücadeleye, bu ihlalleri önlemeye, kadınların siyasal, yasal ve medeni haklarının sağlanmasına, bunlarla birlikte kadınların sosyal ve ekonomik haklarının sağlanmasına, ayrıca sağlıklarının korunması için gerekli uygulamaların yapılmasına ve denetlenmesine karar verilmiştir. Haritada görüldüğü üzere İran ve iki Afrika ülkesi hariç tüm ülkeler tarafından imzalanmıştır. 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da gerçekleşen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısında kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele kararı İstanbul Sözleşmesi adı altında 46 ülke tarafından imzalandı. Türkiye dahil 11 ülkede 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu sözleşme insan hakları ihlali oluşturan sorunları en kapsamlı şekilde ele alan uluslararası bir anlaşmadır. Tariflenen şiddetlere sıfır tolerans gösterilmesi hedeflenmekte, aynı zamanda şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması ve şiddet uygulayanların adalete teslim edilmesi bu sözleşmenin temel taşlarını oluşturmaktadır. Sözleşme içindeki tarifler arasında toplumsal cinsiyet kavramından bahsedilmekte. Bu tarif bazı toplumların kültürleri, aynı zamanda dini örf ve adetleriyle tezat yaratmaktadır. Sözleşmeyi destekleyenler, muhaliflerin sözleşmedeki maddeleri saptırarak kamuoyunu yanılttıklarını söylemektedir. Avrupa Konseyi, Kasım 2018'de yayınladığı basın bildirisiyle aşırı muhafazakar ve dini grupların çarpıtılmış bilgileri yaymaya çalıştıklarını, sözleşmenin yalnızca kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti önleme amacı taşıdığını, belirli bir yaşam tarzı empoze etmediğini, özellikle de özel yaşam biçimlerine müdahale etmediğini belirtmiştir. Aynı zamanda tartışma yaratan konularla ilgili soru cevap kitapçığı yayınlamıştır. Sözleşmenin yürürlükte olduğu ülkelerden Polonya, Temmuz 2020'de, Türkiye ise Mart 2021'de bu sözleşmeden çekilmiştir. Haritada görüldüğü üzere yeşil renkli ülkelerde halen uygulanmakta. Sarı renkli ülkeler anlaşmayı kabul etmiş fakat uygulamaya geçirmemiştir. Mor renkli ülkeler ise sözleşmeden çekilmişlerdir.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 21 Mart 2021 tarihinde yaptığı resmi açıklamada çekilmenin sözleşmenin 80. maddesine uygun olarak yapıldığını, çekilme nedeni de Türkiye'nin toplumsal ve ailevi değerleriyle bağdaşmayan, eşcinselliği normalleştirmeye çalışan bir kesim tarafından manipüle edildiğini belirtmiş ve kararın buna dayanarak alındığını açıklamıştır. Almanya'da yapılan bir araştırmada Nisan 2020-2021 döneminde yani pandemi sürecinde aile içi şiddete maruz kalan kadınların başvurularının bir önceki seneye göre %20 artış gösterdiği ve yaklaşık 24 bin vaka olduğu bildirilmiştir. Almanya Aile Bakanı bir farkındalık kampanyası başlatmış. Kampanya kapsamında hazırlanan "Evde güvenli değil misiniz?" başlıklı afişler yoğun alışveriş merkezlerine ve süpermarketlere asılmıştır. Kapanma nedeniyle oluşan gerginlik ve stresin şiddete dönüşme olasılığının yüksek olduğu vurgulanmış. Şiddete uğrayan kadınların seslerini duyurabilmeleri için bir destek telefon hattı açılmış. Bu çağrı merkezi de fiziksel, cinsel veya psikolojik şiddete maruz kalan kadınlara destek olmaktadır. Türkiye'de ise kadına yönelik şiddete maruz kalan kadınların resmi sayısı bilinmemekte. Ancak Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun verilerine göre 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle 207 kadın şiddete maruz kalarak hayatını kaybetmiştir. Dilerim ki bundan sonra yeni çıkacak kanunlar ve uygulamalar ile kadına yönelik her türlü şiddet azalır ve azaltılır. Şimdi Lilith efsanesine dönecek olursak, Lilith, Tanrı'nın Havva'dan önce yaratmış olduğu kadındır. Lilith, anlatılarda uzun ve bukleli kızıl saçlı, güzel vücutlu, baştan çıkarıcı bir kadın, bazen de bir yılan olarak tasvir edilir. Bu özellikleriyle de erkeklere musallat olur. Etimolojik olarak bakıldığında Lilith, eski Sümer'de Lil, fırtına ve rüzgar anlamındadır. Babil, Asur dilinde Lilitu ya da Lilatu kelimesi, dişi şeytan veya rüzgar hayaleti anlamına gelmektedir. İbrani ya da Arap kökenli Layla kelimesi, gece anlamında kullanılır. Süryanicesi Leyle'dir. Geleneksel hikayelerde Lilith, gece hayaleti olarak tercüme edilmiştir. Akatça, Lil kökü ise aşkın alemle olan irtibatı anlamına gelmektedir. Yazar Barbara Walker, Sümer Babil kökenli Lotus anlamına gelen Lilu kelimesinden türeterek Hindistan'ın Lotus tanrıçasıyla ilişkilendirmiştir. Yazar Rafael Paty, verimliliğin, dişiliğin, yeniden doğuşun ve ruhsal saflığın sembolü olan Hint tanrıçası Kali, Lilith'in lakaplarından biridir. Kur'an-ı Kerim'deki Leyl suresi, karanlığı ile etrafı örttüğü zaman geceye, açılıp ağırdığı vakit gündüze, erkeği ve dişiyi yaratana yemin ederim ki diye başlayarak devam eder. Tevrat'ın ilk bölümünde 27. maddedeki şöyle bir ifade vardır. Tanrı kendi suretinde insanı yaratmaya karar verdi ve insanı erkek ve dişi olarak yarattı. Yine Tevrat'ın 2. bölüm madde 22 şöyledir. Tanrı Adem'in sol kaburga kemiğinden Havva'yı yarattı şeklindedir. Devam eden bölümlerde ise Adem'in her sözüne boyun eğmeyi kabul eden Havva, yılan kılığına girmiş şeytan tarafından kandırılır ve yasak olan yaşam ağacından kopardığı elmayı Adem'e sununca cennetten kovulurlar.
Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem ve Hazreti Havva şeytan tarafından kandırıldıkları için yasak meyveyi yerler ve cennetten kovulurlar. Kur'an-ı Kerim yılandan bahsetmemektedir. Buna rağmen İbn Abbas'ın bir duasında "Allah'ım bizleri yılandan ve şeytandan koru" ifadesi vardır. Tevrat'ta araştırmacıların yorumları şöyledir. Tanrı önce erkekle kadını eşit olarak yarattı. Bu ilk kadın Lilith'tir. Lilith kendini her zaman Adem'le eşit olarak gördü. Her alanda söz sahibi olma isteğini, eşitlik talebini de dile getirdi. Adem ise Lilith'in bu taleplerini kabul etmediği için anlaşamadılar. Bunun üzerine Lilith, Tanrı'nın söylenmemesi gereken ismini söyleyerek cennetten kovuldu. Kızıldeniz'in derinliklerine saklandı. Ataerkil inanışta, Yahudi ve Sami toplumları kültüründe kadın erkeğin yardımcısıdır ve erkeğe itaat eder. Tanrı Havva'yı Adem'e yardımcı olmak üzere yaratmıştır. Lilith itaat etmediği için dışlanmıştır. Şeytanla işbirliği veya cadılık gibi ortada bir kötülük ya da bir günah varsa suçlu hep kadındır. Lilith'in gerçekleştirdiği bu başkaldırı ile kadın erkek arasındaki eşitsizlik savaşının ilk kıvılcımı ateşlenmiş olur. Efsaneye geri dönecek olursak, cennette yalnız kalan Adem, Tanrı'dan Lilith'i geri getirmesini ister. Bunun üzerine Tanrı, Lilith'i ikna etmesi için Senoy, San Senoy ve Semangelof adlı üç meleğini gönderir. Bu üç melek Lilith'i Kızıldeniz'in derinliklerinde bulur ve Adem'e geri dönmesini söyler. Bu sırada Lilith, Samuel isimli kötülük tanrısıyla beraber olmuş, onun çocuklarını doğurmuştur. Melekler eğer geri dönmezse Tanrı tarafından her gün çocuklarının öldürüleceğini söyler. Ancak Lilith ikna olmaz ve kendi çocuklarının ölmesini göze alır. Uğradığı büyük haksızlığın verdiği öfkeyle Adem'in soyundan gelecek olan bütün hamile ve yeni doğum yapmış kadınlarla bebeklerin baş düşmanı olmaya, erkek bebeklerin doğduktan sonraki ilk 8 gün, kız bebeklerin ise ilk 20 gün içinde canını almaya yemin eder. Sevgili dostlar, tabii eski çağlarda bu yeni doğan ölümlerinin çokluğunu Lilith efsanesiyle ilişkilendirmek zor olmasa gerek. Lilith geri dönmeyince Tanrı Adem'in kaburgasından yeni bir kadın yaratır. İtaatkar eşine kavuşan Adem, Havva'nın uzattığı elmayı yiyerek günaha girer. Immanuel Kant'ın "aklını kendin kullanmak cesareti" sözünü hatırlarsak, Adem o elmanın yasak olduğunu bilmesine rağmen aklını kullanmak cesaretini gösterememiş ve günahkar olmuştur. Feminist düşünceye göre kimse Adem'i sorgulamamaktadır. Lilith, Gılgamış destanında, Babil ve Sami kültüründe hastalık ve kötülük taşıyan fırtına tanrıçası olarak görülür. Muazzez İlmiye Çağ'ın Sümer Yaratılış öyküsündeki ilgili bölümü şöyledir. Henüz hiçbir şeyin olmadığı bir zamanda Fırat Nehri kenarında Hulubba adında bir ağaç kök salmış. Zamanla ağaç büyümüş fakat güney rüzgarı onu sallaya sallaya kökünden çıkarmış ve ağaç nehirde sürüklenmeye başlamış. Onu gören tanrıça inanla hemen sürüklenen ağacı yakalamış, büyük bir sevinçle tanrıların bahçesi olan cennet bahçesine dikmiş, bütün umudu ağacı kesip onun kerestesinden kendine bir taht ve bir yatak yapmakmış. Aradan zaman geçmiş, ağaç büyümüş, dallanıp budaklanmış,
Tam kesilme zamanı gelince Tanrıça bir de ne görsün? Ağacın köküne koca bir yılan, gövdesine Lilit adlı bir cin yerleşmiş, tepesine de anzu kuşu yuva yapmış. Ağacın bu durumda kesilmesi olanaksızmış. İnanla kahraman Gılgamış'a başvurmuş, o da hemen bir balta ile ağacı devirmiş. Üzerindekiler kaçışmış, Lilit ıssız yerlere kaçmış. Bu rölyefte Lilit, büyük tanrıçaların güç sembollerinden biri olan aslanın sırtında durmaktadır. Asil ve gururlu bir yüz ifadesiyle başının üzerinde boynuzlu bir taç taşıdığını görüyoruz. Ellerini dua ya da kutsama pozisyonu alarak kaldırmış ve yaşam sembolü şeklinde algılanan iki halka tutmaktadır. Etrafını çevreleyen büyük baykuşlar ise Lilith'in eşlikçi sembollerindendir. Uğursuzluk ya da ölüm habercisi olarak bilinen baykuşlar aynı zamanda bilgiyi ve bilgeliği sembolize eder. Karanlıkta kolaylıkla yönlerini bulan karanlığın kuşlarıdır. Figürün boynunda görülen kolye, Afrodit'in kolyesine benzemekte, aynı zamanda ölüm tanrıçası veya fahişe olarak yorumlanmaktadır. Nitekim bir Babil metninde Lilith, Tanrıça İştar'ın tapınak fahişesi olarak anlatılmaktadır. Lilith'in bazı özellikleri Babil'in kötü tanrıçası Lamatsu'da görülür. Lamatsu halk arasında albastı ya da lohusa hastalığı olarak bilinen batıl inancın doğmasına sebep olmuştur. Acaba bu batıl düşünce Lilith'ten Lamatsu'ya mı aktarılmıştı? Yoksa Lamatsu'dan Lilith'e mi? Anadolu'da bu albastıdan korunmak için şu yöntemler uygulanırdı. Lohusa anne ve bebeği 40 gün boyunca yalnız bırakılmaz, evde mutlaka biri olurdu. Gece ışıklar söndürülmez, bebek bezleri ipe asılıp kurutulmaz. Lohusa'nın başucuna mutlaka bıçak ya da makas konur. Annenin başına kırmızı kurdele bağlanır. Silifke Müzesi'nde bulunan kutsal binici tasvirli gümüş tılsımda binici elindeki mızrak ile bindiği atın ayaklarının altında sürünmekte olan bir yılanı öldürürken tasvir edilmektedir. Bu tür tılsımlar Bizans döneminde hastalıklardan ve dişi şeytandan korunmak için kullanılırdı. İncil'deki yaratılış hikayelerinde Lilith insana benzeyen ama kanatları olan gece şeytanı olarak anlatılmaktadır. Orta Çağ'da Lilith efsaneleri Hristiyanlık dünyasına girdikten sonra Batılıların hayal gücünü harekete geçirdi. Hristiyan sanatçılar Lilith'i cennet bahçesinde Havva'yı cezbeden yılanla ilişkilendirmiştir. Bu eserde Havva ve Adem ağacın iki yanında durmakta. Havva bir eliyle meyveyi yerken öbürüyle Adem'e diğer meyveyi vermektedir. Havva kandırılmış, Adem ise kurbandır. Ağaçla adeta bütünleşmiş halde görülen canlı ve güçlü duruşuyla yılan kadın olan Lilith, hain bir gülümsemeyle gelecek felaketi memnuniyet içinde beklemektedir. Özellikle Kabalacı yazarların araştırmalarıyla Lilith bütün dünyada tanınır hale geldi. Kötü kalpli Lilith her yerde ilgi gördü. Çünkü o normalde açıklanması ya da kavranması mümkün olmayan şeyleri rahatlıkla üstlenebilecek bir kişilikti. Kabala'da erkekleri baştan çıkaran ve uğursuzluk getiren dişi şeytan olarak şöyle tarif edilir. Her türlü süs malzemesiyle süslenip cilveli bir kadına dönüşür. Onun süsü gül gibi kırmızı saçlarıdır. Michelangelo'nun Sistine Şapel'deki İlk Günah ve Cennetten Kovuluş konulu eserinde Lilith, gövdesine kuvvetlice sarılmış olduğu ağacın meyvesini
oldukça bilinçli ve gayretli hareketlerle Havva'ya vermektedir. Ancak burada dikkate değer olan Adem'in istekli ve gayretli şekilde bizzat ağaca yönelmiş olmasıdır. Michel-Ange, bütün suçun kadında olmadığını, erkeğin de suçun bilinçli bir öznesi olduğunu vurgulamaya çalışmaktadır. Burada Havva, Adem ile Lilith'in arasında kalmış, olaylara kurban gitmiş bir karakterdir. Raffaello Sanzio'nun freskinde ağaca sarılmış yılanın başı kadın olarak tasvir edilmiş, Havva'nın yanında Adem'e bakmaktadır. Sağdaki Hugo Van Gogh'un resminde Lilith, kuyruklu, ayakları yüzgeçli bir tür su canlısı olarak betimlenmiştir. Bunun sebebi, kabalistik metinlerin Lilith'i deniz canavarısına benzetmesiyle ilgilidir. Bu resimdeki canlı, meyveyi Havva'ya uzatırken değil, aralarında özel bir ilişki olduğu düşünülen ağaca tutulmuş, Adem'in Havva'nın saçlarını okşamasını haset ve kederle izler halde verilmiştir. Adem ve Havva saf ve duru güzellikleriyle çizilmiş, başı kadın gövdesi hayvan olan bu canlıda ise mitolojik anlatılarda bahsedilen güç, ihtiras, yıkıcılık görülmemekte. Hatta sanki lanetlenmiş, cezalandırılmış, çirkinliğe mahkum edilmiş bir görünümde resmedilmiştir. Tiziano'nun eserinde de Havva tarafında olan yılan kuyruklu Lilith yasak elmayı Havva'ya vermekte. Wenzel Peter'in eserinde de yine Havva elmayı Adem'le paylaşırken görülmektedir. Adem ve Havva ve cennetten kovuluş Türk minyatür sanatında da yapılmıştır, kullanılmıştır. Muhtelif mitolojilerde yılan kadın sembolüne rastlanmaktadır. Yani yılan kadın sadece Lilith değil, Yunan mitolojisinde Lamia ya da Medusa yine yılan kadın olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine İran-Pers mitolojisi Tarsus, Hatay, Mardin bölgelerinde yaşadığı düşünülen Şahmeran efsanesi yine yılan kadın olarak karşımıza çıkmaktadır. Orta Çağ'ın sonlarına doğru başlayan ve inanılmaz şekilde yayılan cadı ve büyücü furyasıyla birlikte Lilith'in adı da sık sık anılmaya başladı. Ayrıca kötü amaçlı kullandığı güzelliği ve baştan çıkarıcılığı ile ön plana çıkıyordu. Cadı avları sırasında kırıma uğrayan Avrupalı kadınların çocukları varoluş için yeni bir isyana başladı. Eşitlik ve özgürlük mücadelesi için Fransız devriminde hem fikirsel hem de eylemsel olarak ön safhalarda yer aldı. Düşünsel tartışmalarda, sokaklarda, barikatlarda yer alan kadınlar devrim sonrası sıra söz hakkına gelince dışlandılar. Bundan sonra kendi direnişleri için çalışmaya başladılar. Fransız devriminde kadınların büyük başarısından sonra İlk feminist hareketi başlatan Olaf de Gouges'dür. Fransız Ulusal Meclisi'nde günümüzdeki insan hakları evrensel bildirgesinin esin kaynaklarından biri olan erkek ve yurttaş hakları bildirgesi okunmuştur. Bu metinde geçen erkek kelimesi nedeniyle Olaf de Gouges 1791 yılında Kadın ve Yurttaş Hakları Bildirgesi'ni yayınladı. İnsanlık tarihindeki ilk kadın hakları bildirgesinin giriş bölümü şöyledir. Erkek, adil olma yeteneğine sahip misin sen? Bir kadın soruyor sana bu soruyu. En azından bu hakkını kenara atamazsın onun. Söyle bana, sana kim verdi benim cinsiyetime ezen egemenlik hakkını? Gücün mü? Hünerlerin mi? Diye başlayan bildirgenin devamında
kadının ve kadın yurttaşların hakları tanımlanmıştır. Bildirgenin 10. maddesi ise şöyledir. Eğer kadının dar ağacına mahkum olma hakkı varsa, kürsüye çıkma hakkı da olmalıdır. Daha sonra erkeklerle politik olarak eşit haklara sahip olma isteği, aynı iş için erkeklerle eşit ücret alma isteği ve kadınların üniversiteye gidip her işte çalışma istekleri gündeme geldi. Kadınlara seçme hakkı ilk olarak 1893 yılında Yeni Zelanda'da tanındı. XIX yüzyıla gelindiğinde kadın tanrıçanın umutsuz asiliğinin sembolü olan Lilith, dini kimliğinden aynı zamanda şeytan kadın kimliğinden yavaş yavaş kurtuluyor. Ressamlar ve edebiyatçılar için sevilen bir motif oluyor. Artık korku ve nefretle anılmak yerine kadınların ataerkil zorlamalardan kurtulması için bir rol model olmaktadır. Slide'da gördüğünüz soldaki Lady Lilith, Rossetti'nin 1868 yılında bir model kullanarak yapmış olduğu tablodur. Yine aynı Rossetti 1873 yılında yine Lady Lilith tablosunu çok sevdiği sevgilisi öldükten sonra sevgilisini yaşatmak üzere sevgilisinin resmini çizerek yayınlamıştır. Her ne kadar bazı naif ruhlu insanlar dikkatli olmak adına tılsımlarına güvenmeye devam etseler de aydın fikirliler kötü kalpli şeytan kadın tiplemesini tamamen ortadan kaldırmışlar. Lilith daha sonra heykeltıraşların da ilgisini çekmiş. Heykeltıraşlar da Lilith'le ilgili eserler yapmışlardı. Sağdaki eserde gördüğünüz gibi Lilith'in kucağında yılan ve ayak ucunda yine baykuş ayrılmamıştır. Sosyolojik olarak Kuzey Avrupa toplumları anaerkil izler taşımakta. Lilith ve hikayelerinde kendine güvenen bir kadın imajı çizmektedirler. Musevi Hristiyan gelenekleri ve hikayelerinde ise kadın ve erkek eşit haklara sahip değillerdir. Yazar Virginia Woolf 1929 yılında yazdığı Kendine Ait Bir Oda isimli kitabında erkeklere kızdığı kadar kadınlara da kızmaktadır. Eşit haklara sahip bir toplum yapısı ister. 20. yüzyıla kadar yazın hayatının neredeyse tamamında erkeklerin rol oynadığını, kadınların ise çocuk yapmak, ev işleriyle ilgilenmek gibi uğraşlar nedeniyle siyasal ve sosyal hayatta hiçbir faaliyette bulunmamasından yakınır. Kendine ait bir odası ve parası olursa, düşünce ve yazın hayatında da kadının yer alacağını, kadın yazar şairlerin eksikliğinin para ve kendine ayrılan zaman kısıtlılığından geldiğini düşünmektedir. Kadın hakları hareketinin ya da feminist hareketin ikinci dalgası başta Amerika olmak üzere Batı'da 1960'larda başlayıp 1990'lara kadar süren feminist faaliyetleri içeren bir dönemi kapsar. Birinci dalga feminizmin oy kullanmada, yönetimde, eğitimde, mülkiyette, eşitliğe yönelik talepleri ve mücadeleleri dünyada kadınların yasal olarak daha iyi bir konuma kavuşmalarını beraberinde getirdi. Ancak bu gelişmelerin yaşanması, eşitsizliklerin bertaraf edilmesi için yeterli olmadı. İkinci dalganın en önemli sloganı, kişisel olan politiktir sözüdür. İkinci dalga feminizm, kadının özel alanına, kadınların evdeki cinsiyet rolleri nedeniyle maruz kaldıkları eşitsizliklere, üreme özgürlüğüne ve cinsel özgürlüğüne odaklandı. Eşitsizliklerin temel nedenleri ataerkil düzen ve kapitalizm olarak görüldüğünden, taleplerinin tamamı bedenlerini ve günlük yaşamlarını ataerkil toplumun denetiminden kurtarmakla ilgiliydi.
1988 yılında Alman psikolog Steinberger yaptığı araştırmada kadınlara kendi imajını, erkeklere de kadının imajıyla ilgili sorular yöneltmiştir. Bütün katılımcılar kendilerine eşitlikçi diyen insanlardan seçilmiştir. Erkeğin kadın imajıyla ilgili sonuç şöyleydi. Kadın sadık olmalıdır. Erkekten daha akıllı olmamalıdır. Erkeğin tasalarını ondan alıp onu şımartmalıdır. Ortayı bulmalı ve hoşgörülü olmalıdır. Sosyal bağlantılar yapmalıdır. Erkek tarafından korunmalıdır. Kadının kendi hakkındaki düşüncesi ise bu yukarıdakilerden çok az farklıydı. Kadın uysal, sevgi dolu ve sempatik olmalı, aynı zamanda mütevazı olmalı ve bencil olmamalıdır. Erkekten daha akıllı olmamalı, erkeği desteklemelidir. Erkekle rekabet içine girmemelidir. Bütün bunlardan erkeklerin kadınları kendileri için bir destek olarak gördükleri ama onları aynı zamanda da yardıma muhtaç ve zayıf görmek istedikleri gibi bir düşünceye ulaşılır. Psikolog Steinberger şöyle bir tespitte bulunmuştur. Kadınlar ezelden beri kendi ihtiyaçlarını göz ardı ederek sadece erkeğin ihtiyaçları doğrultusunda yaşarlar ve erkeğin gözündeki imajlarını benimsemişlerdir. Hemen hemen hiçbir kadın bu sonuçların onları nasıl çaresiz bir duruma düşürdüğünün farkında değildir. Bundan dolayı kendisine ve çevresine zayıflığını açıkça itiraf etmek zorunda kalır. Psikanaliz uzmanı ve araştırmacı Simon Hurwitz, Adem ile Lilith arasındaki güç savaşını halen devam eden cinsiyetler arasındaki savaşın aynadaki görüntüsü olarak değerlendirmiştir. Aslında ilk çağdan beri bu sorun hiç önemsenmedi. Cinsiyetler arasındaki ilişkiyi karşılaştırmaya gerek yoktu çünkü kadın erkeğin egemenliği altında olmak zorundaydı. Havari Aziz Paulus, erkek kadından değil, kadın erkekten yaratılmıştır. Erkek, kadının isteklerini değil, kadın erkeğin isteklerini yerine getirmek üzere yaratıldı demiştir. Kadının yüzlerce yıllık toplumsal konumunu bu bakış açısı belirlemiştir. 20. yüzyıl içinde yoğunlaşan kadın direnişi buna karşı çıktı ve Lilith'i kendilerine simgesel figür olarak seçtiler. Lilith'in savaşını başarıyla sona erdirememesi onları yıldırmamış, aksine arzuladıkları konuma ulaşmak için kamçılamıştır. İdeal kadın olarak tanımlanan Havva gibi olmak istemeyen kadınlar tepkilerini dile getirmek için kız çocuklarına Lilith adını vermişlerdir. 1976 yılında New York'ta Lilith Magazine adında bir dergi piyasaya sürülür. Derginin ilk sayısında şu açıklama vardır. Lilith güçlü bir kadın. Lilith'in isyandan ve intikamcı faaliyetlerinden bahsederken bile efsaneyi anlatanlar onun gücünü kabul etmişlerdir. Lilith'in intikamcı faaliyetleri erkek egemenliğine karşı kendi savunmanın ve her zaman yalnız başına savaşmak zorunda kalmasının sonucudur. Üçüncü dalga feminizm, ikinci dalganın başarısızlığı olarak görülen konulara, aynı zamanda o dönemde kurulan örgütlere ve hareketlere tepki olarak ortaya çıktı. 1990'ların sonunda başlayıp günümüze dek geldiği kabul edilir. Feminist olmayı yeniden tanımlayan bireysel bir harekettir. Hareketin başlıca amacı feminizmi, ten rengi, etnik kimliği, milliyeti, din ve kültürleri farklı olan kadınları da kapsayacak biçimde genişletmektir. Üçüncü dalga feminizmin ilk tanımını yapan Rebecca Walker'dır. Walker ilk olarak 1991 yılında Miss dergisi için
Becoming the Third Way başlıklı bir makale yazmıştır. Makalesinde bir yüksek mahkeme yargıcının birlikte çalıştığı kadın avukata cinsel tacizde bulunduktan sonra görevine devam etmesini eleştirmektedir. Bu örneği kullanarak üçüncü dalga feminizmi şöyle tanımlamıştır. Feminist olmak, eşitlik ve kadının güçlenmesi ideolojisini hayatın temeline entegre etmektir. Bölündüğümüz zamanlarda ise kadın kardeşliğine katılarak güç birliği yapmaktır. Daha sonra misyonu genç kadınların liderliğinde gençleri sosyal ve politik olarak topluma kazandırmak olan 3. Dalga Fonu adlı bir örgüt kurulur. Bu fon 1997 yılında 3. Dalga Vakfı olarak uyarlanır ve halen bireylere, projelere ve genç aktivistlere destek olmaktadır. Feminist hareket popülerlik kazandıkça Lilith daha olumlu anlamlar kazanır ve birçok feminist hareketin sembolü haline gelir. 1997'de feministler gezici bir müzik festivali olan Lilith Fair düzenler. Feminist yazar Jacqueline Sher şöyle söylemektedir. Bizler güçlü eril figürlerin hikayeleriyle bombalanıyoruz. Ancak nadiren güçlü kadınlar görüyoruz. Lilith kendi egemenliği için, kendi seçimlerini yapma hakkı için savaştı. Vücuduna sahip olma hakkı, hazzı ve kaderi için savaştı. Bundan daha övgüye değer ne olabilir ki? Lilith'le ilgili yüzlerce kitap ve makaleden başka Jacob and Lilith isimli bir şiir serisi mevcuttur. 2001 yılında Psikoloji dergisinde Lilith Kompleksi adlı bir makale yazılmış. Bu makale çok ilgi görünce bir kitap haline getirilmiştir. 2003 yılında ise Augsburg Festivali'nde dini ve kültürel açılardan Lilith'i ele alan bir proje gerçekleştirilmiş. Bu kapsamda bir tiyatro eseri sahneye konmuştur. Şüphesiz bu mitolojik anlatılar ortaya çıktıkları dönemin toplumsal koşullarından bağımsız değillerdi. Anlatıldıkları dönemde ahlaki normları pekiştirmek, toplumsal düzeni anlamlandırmak ve hatta meşru kılmak için yaratılan bu mitolojik hikayelerde kadın ya erkeği için fedakarlık yapan bir kişi ya da erkeğe baş kaldırdığı takdirde cezalandırılan şeytani bir canavar olarak sunuluyordu. Aradan geçen zamanda mitolojik hikayeler geçerliliğini yitirdi. Kadınlar erkeklerin zorlu ve rekabet dolu dünyalarında kendilerine yer aramakta, eşit olma savaşı vermektedirler. Üzerinden bunca zaman geçmesine rağmen tek bir şey değişmedi. Maalesef kadına yönelik şiddet halen devam etmektedir. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Cengiz Bey, çok çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, var olun. Şimdi gelen soruları Mümin Kır kardeşimiz yazılı gelen soruları size iletecek. Soru cevap olarak devam edeceğiz ama ondan önce bir 3 dakika ara vereceğiz. Ondan sonra da söylediğim gibi Mümin kardeşim size soruları iletecek efendim.